Tuşlar ve girişler. Cihazın üst kısmında bulunan açma-kapama anahtarıyla cihazı çalıştırabilirsiniz. Cihazınız ilk açıldığında üst kısmında bulunan LED lamba yeşil renk olarak kısa bir süre yanıp sonra mavi renk olarak yanıp sönecektir. Mavi renk, cihaz ana ünitesiyle herhangi bir tablet ya da mobil telefonla Bluetooth bağlantısı yapılmadığını belirtir. Eğer tablet ya da mobil cihazlarınızla kablosuz bağlantı sağlanmışsa, yeşil renk olarak sabit yanacaktır. Cihaz ana ünitesi Li-ion pille çalışmaktadır ve 5 volt 2 amper şarj adaptörüyle şarj olmaktadır. Cihaz bataryasını üst kısımda bulunan mikro USB girişinden şarj edebilirsiniz. Cihazı yalnızca orijinal şarj adaptörüyle şarj ediniz. Cihaz ön kısmında bulunan düğme, manuel aramalarda veri aktarımını, otomatik aramalarda ise her hat tamamlandığında veri aktarımının devam ettirilmesini sağlamaktadır. 3D analiz uygulamasının kurulumu. Cihazla çalışmaya başlamak için öncelikle tablet ya da telefonunuza Conrad GR3 uygulamasını yüklemelisiniz. Bunun için Google Play Store ya da App Store'da Conrad GR3 yazarak arama yapınız ve uygulamayı cihazınıza kurunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamayı açtığınızda aktivasyon menüsü açılacaktır. Bu menüde sizden istenilen cihaz seri numarası, isim ve e-posta adresi gibi bilgileri yazarak uygulamanızın aktivasyonunu tamamlayınız. Cihazla kablosuz bağlantı sağlama. Aktivasyon işlemi yapıldıktan sonra uygulama ana ekranını göreceksiniz. Cihazla taramaya başlamadan önce öncelikle kablosuz bağlantıyı yapmalısınız. Bunun için öncelikle uygulamada Ayarlar menüsüne giriniz. Ayarlar menüsünden öncelikle uygulamanın mobil cihazınızda tarama sonuçlarınızı kaydetmeniz ve kablosuz bağlantı sağlamanız için gerekli olan izinleri vermelisiniz. Ayarlar menüsünden İzinler bölümüne giriniz. Açılan penceredeki iki seçeneği de kabul etmelisiniz. Bu işlem yalnızca ilk kurulum için geçerlidir. Bir defa yapıldıktan sonra tekrar yapmanıza gerek yoktur. İzinleri onayladıktan sonra Ayarlar menüsüne geri dönerek bağlantı kısmına giriniz. Bu menüde Cihazları Tara seçeneğine dokununuz. Tarama sonuçlarında cihazınızın isminin sağ tarafında bulunan Bağlan seçeneğine dokunduğunuzda cihazınızla bağlantı sağlanmış olacaktır. Uygulama arayüzü. Uygulama ana ekranında, orta kısımda ve alt barda 3D zemin tarama, canlı tarama, kayıtlı dosyaları açma ve ayarlar menüsünü açmanızı sağlayan ikonlar yer almaktadır. Üst barda mobil cihazınızın Bluetooth'unu açmanızı sağlayan ikon, daha önce kablosuz bağlantı kurduğunuz GR3 cihazınızda hızlı bağlantı yapmanızı sağlayan ikon, GR3 cihazınızın pil seviyesini gösteren ikon, bağlantı olmaması durumunda bu ikon pasif görünümdedir ve uygulama arayüzünü koyu ve açık mod olarak değiştiren ikon yer almaktadır. Aramaya hazırlık. Cihazınızda ölçüm almaya başlamadan önce yapacağınız ölçümleri etkileyecek hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Tarama yapılan alan hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Arama yapılan alanın tarihi geçmişi, toprağın yapısı gibi bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. Tarama esnasında ürününüzün batarya ve şarj durumunu kontrol etmelisiniz. Tam şarjlı ürünle arama yapmalısınız. Düşük batarya seviyesi ölçümlerinizi etkileyen unsurlardan biridir. Ölçüm yapacağınız alanın en az 50 metre yakınında yüksek gerilim hatları, elektrik ana hatları, baz istasyonu, yüksek etkiye sahip nesneler, hoparlör, mıknatıs gibi nesnelerin olmaması gerekmektedir. Tarama yapan kişinin üzerinde yüksek manyetik etkiye sahip nesne olmamalıdır. Isı, radyo vericileri, güneş enerjisi, yer mineralleri, gevşek yapılı toprak, tuz, su ve benzeri etmenler ölçüm sonuçlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Ölçümlerinizin manyetik dalgalanmalardan etkilenmemesi için daima kuzey-güney ekseni içerisinde ölçüm yapmalısınız. Her aramayı kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru yapmalısınız. Yönünüzü bulabilmeniz için pusula kullanmanızı öneririz. Kuzey yönünden taramaya başlamanız tavsiye edilir. Cihaz yere dik şekilde tutulmalı ve sarsılmamalıdır.
Cihazınızın yerden yüksekliği 10 cm ile 15 cm arasında olmalıdır ve bu yükseklik seviyesini tüm ölçüm alım esnasında korumalısınız. Her sinyal ölçümü sırasında cihazınızı kaldırıp indirmeyiniz. Önerilen ölçüm büyüklüğü en az 10 sinyal darbe sayısı 3 metre ve 10 arama sırası olmalıdır. Ölçüm alanında şüphelendiğiniz nokta yapacağınız ölçümün ortasında kalmalıdır. Eğer aldığınız grafikte metal ya da boşluk verisi kenarlardaysa bu veriyi ortalayarak tekrar ölçüm yapmalısınız. Bilinmeyen bir alanda arama yapılırken genellikle geniş ölçüm yapılmalıdır. Örnek olarak 20 sinyal ve 20 sıra olarak arama yapılmalıdır. Her sinyal darbe sayısı arasında 30'ar santimetre olacak şekilde ve yine her arama sırası arasında 30'ar santimetre aralıklar olmasına özen gösteriniz. Ölçüm alınacak alanın büyüklüğüne göre nispeten daha geniş alanlar halinde ölçümlerinizi yapmalısınız. Mezar ya da oda gibi büyük nesne arıyorsanız sinyal darbe aralıklarını artırabilirsiniz. Örneğin her sinyal arası 50 santimetre olacak şekilde. Eğer 20 ila 30 santimetre boyutlarında gibi küçük objeler arıyorsanız, sinyal darbe aralıklarını daha sık tutmalısınız. Gömülü bir objenin uzun süre toprak altında kalması, oluşturacağı manyetik alanın daha fazla olması anlamına gelir ve daha rahat tespit edilebilir. Hedefi en az 2 defa aynı şekilde arama yaparak kontrol etmelisiniz. Yaptığınız fazla ölçümler, mineralleri elemenize, varsa hataları gidermenize yardımcı olacaktır. Olası bir nesnenin üzerinde kontrol taramasını ne kadar çok tekrar ederseniz, onun gerçek bir nesne olup olmadığı hakkında o kadar iyi karar verebilirsiniz. Taramalarınızı zigzag ya da paralel olarak yapabilirsiniz. Eğer bir tarama çizgisini bitirdiyseniz, bir sonraki onun yanında olmalıdır. Sıralar arasında ölçüm aleti döndürülmemelidir. 3D zemin arama. 3D zemin tarama için uygulama ana ekranında yer alan zemin tarama menüsüne giriniz. 3 boyutlu zemin taraması, belirli bir alanı taramanıza bağlı olarak 3 boyutlu grafik oluşturmanızı sağlar. Tarama modu. Zemin tarama fonksiyonunda otomatik ve manuel olmak üzere 2 tarama seçeneği mevcuttur. Manuel taramada her sinyal için cihaz üzerinde bulunan tuşa basmanız gerekmektedir. Otomatik taramada ise sadece satır başlarında başlat tuşuna basmanız gerekir. Öncelikle tarama türünü otomatik ya da manuel olarak seçmelisiniz. Başlangıç noktası. Tarama başlangıç noktanızı sağ alt ya da sol alt köşeden başlayarak yapabilirsiniz. Sol alt köşeden aramaya başladığınız takdirde bir sonraki tarama sırası sağınızda olacak şekilde devam etmelisiniz. Seçiminiz eğer sağ alt köşedense bir sonraki tarama sıranız solunuzda kalacak şekilde devam etmelisiniz. Tarama şekli. Taramalarınızı zigzag ya da paralel olarak yapabilirsiniz. Zigzag taramada tarama sıralarını bir ileri bir geri olacak şekilde tarama yapabilirsiniz. Paralel taramadaysa her satırın başlangıç noktası bir önceki satırın başlangıç noktasının hemen yanında ve aynı doğrultuda olmalıdır. Taramaya başlama noktanızdan başlayıp bitiş noktasında bitirmelisiniz. Her sıra için girilen sinyal darbe sayısı tamamlandığında bir sonraki tarama sırasına geçmelisiniz. Bir sonraki sıraya geçtiğinizde ölçüm aletinin yönü döndürülmemelidir. Genişlik. Tarama yapacağınız alanın büyüklüğüne göre kaç sıra tarama yapmak istediğinizi bu alana girmelisiniz. Örneğin 10 sıra gibi. Her bir sıra arasında ortalama 20 ile 30 cm mesafe olmalıdır. Yükseklik. Her bir sıra için kaç ölçüm sinyali olması gerektiğini seçmelisiniz. Örneğin 10 ölçüm sinyali gibi. Her bir ölçüm sinyali arasında 20 ile 30 cm kadar mesafe olmalıdır. Mesafeyi artırırsanız küçük nesneleri algılamanız daha zor olacaktır. Tüm ayarları girdikten sonra taramayı başlat butonuna dokunarak taramayı başlatabilirsiniz. Tarama ekranında orta kısımda aldığınız anlık verileri görebilirsiniz. Manuel modda ise her sinyal adımı için başlat butonuna basmalısınız. Alt kısımda taramayı durdurmanızı sağlayan dur ikonu ve manuel taramalarda aktif olan data ikonunu görebilirsiniz. Eğer otomatik modda tarama yapıyorsanız,
her sıra için girilen sinyal adım sayısı tamamlandığında sizden diğer satırın başlangıç noktasına gidip ön tutma kodunda bulunan başlat tuşuna basmanız istenecektir. Bu işlemi her tarama hattı için yapmalısınız. Üst kısımda yer alan aktif bar ise aldığınız sinyallerin anlık ölçüm şiddetini belirtmektedir. Veri alımına başladıktan sonra tarama sırasında aldığınız ölçümlere bağlı olarak yeşil, kırmızı, sarı ve mavi gibi renkler göreceksiniz. Tüm metalik objeleri ve yüksek manyetik etkiye sahip nesnelerin çoğu kırmızı, bazıları da turuncu renk, yer altındaki oluşturulmuş boşlukları, dolgu toprakları, oyukları mavi renk, herhangi bir değişiklik ve anomali olmayan toprağı yeşil renk olarak görebilirsiniz. Mineralli toprakları ve nispeten daha düşük manyetik etkiye sahip nesneleri sarı ve turuncu renk olarak görebilirsiniz. Girilen sinyal adım sayısı ve hat sayısı tamamlandığında uygulama otomatik olarak ön izleme oluşturacaktır. Bu ekranda alınan verileri kaydedebilir ya da kaydetmeden çıkabilirsiniz. Taramayı kaydetmek istediğinizde dosya adı girmeniz gerekmektedir. Taramanıza bir isim yazabilir ya da otomatik olarak tarama tarihini isim olarak kaydedebilirsiniz. Analiz ekranında detaylı olarak bu verileri inceleyebilirsiniz. Taramayı kaydettikten sonra dosyalar bölümüne yönlendirecektir. Canlı arama. Canlı tarama, iki boyutlu olarak yer altında gömülü olan manyetik etkiye sahip nesneleri, metalik objeleri, boşlukları, yapıları hızlı ve noktasal tespit yapmanızı sağlayan arama modudur. Canlı arama ekranında tüm metalik objeleri ve yüksek manyetik etkiye sahip nesnelerin çoğu kırmızı, bazıları da turuncu renk, yer altındaki oluşturulmuş boşlukları, dolgu toprakları, oyukları mavi renk, herhangi bir değişiklik ve anomali olmayan toprağı yeşil renk olarak görebilirsiniz. Mineralli toprakları ve nispeten daha düşük manyetik etkiye sahip nesneleri sarı ve turuncu renk olarak görebilirsiniz. Ayrıca sol alt köşede toprak değerini ve anlık ölçümlerin sayısal değerlerini de görebilirsiniz. Sağ alt köşede bulunan kalibrasyon ikonuna dokunarak toprak seviyesine sıfırlama yapabilirsiniz. Hedef noktasından farklı bir alanda kalibrasyon yapmalısınız. Pinpointer. Tespit ettiğiniz metalik ya da manyetik etkiye sahip objenin tam konumunu belirlemek için pinpoint modunu kullanabilirsiniz. Taramaya başlamadan önce kalibrasyon ikonuna dokunarak hedef noktasından farklı bir alanda toprak seviyesine sıfırlama yapabilirsiniz. Orta bölümde alınan sinyalin şiddetini ve nesnenin türüne göre grafik barını görebilirsiniz. Manyetik etkiye sahip nesne ve metalik nesneler algılandığı zaman bar sol tarafa doğru artış gösterecektir. Boşluk, mağara gibi yapılar algılandığında ise bar sağ tarafa doğru artış gösterecektir. Sol bölümde bulunan hassasiyet kısmında tarama hassasiyetinizi artırıp azaltabilirsiniz. Tarama hassasiyetinizi artırdıkça ölçüm sinyal şiddetiniz daha hassas olacak ve daha fazla tepki verecektir. Sağ kısımda bulunan eşik ayarı ise toprak seviyesini artırıp azaltmanızı sağlar. Böylece zayıf toprak sinyallerini engelleyebilirsiniz. Sağ üst kısımda bulunan ses butonuyla sinyal sesini açıp kapatabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları açma. Kaydettiğiniz taramaları açmak için ana menüde bulunan dosyalar bölümüne gidiniz. Dosyalar bölümünde kaydettiğiniz taramaları ön izleme ile görebilirsiniz. Tarama verilerinin sağ kısmında bulunan ikonlarla dosya adını değiştirebilir ya da taramayı silebilirsiniz. Analizi yapmak istediğiniz tarama verisine dokunarak açınız. Bu ekranda verilerinizin grafiksel ve rakamsal olarak analizini yapabilirsiniz. Taramayı üst görünüme döndürmek için sıfırla ikonuna dokunabilirsiniz. Tarama yaptığınız alandaki toprak türünü seçmek için bu ikona dokunun. Derinlik ölçümü yapabilmek için toprak türünü seçmelisiniz. Veriler ikonu alınan değerleri sayısal olarak görebilmenizi sağlar. Grafik üzerinde sayısal olarak tüm verileri görebilirsiniz. Verileri kapatmak için tekrar bu ikona dokunun. Derinlik analizi fonksiyonuyla almış olduğunuz verilerde her bir kareye denk gelen sinyal değerini görebilir, toprak türü seçimi yaparak noktasal derinlik bilgisini görebilirsiniz. Filtre moduyla grafikteki kırmızı, mavi, sarı, yeşil, açık mavi renkleri kapatıp açabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri, tarama üzerindeki kare görünümü kapatıp açmak gibi analiz ayarlarını bu ikona dokunarak yapabilirsiniz.
metal tespiti. İlk bakışta metal ve mineral ayrımı yapmak zor olabilir. Bazı ölçümlerde mineralleri de kırmızımsı renkte alabilirsiniz. Sol tarafta metal, sağ tarafta ise metal olmayan tarama sonuçlarını görmektesiniz. Metalik objelerin belirgin bir şekli varken, mineraller ise genellikle dağınık ve yayılmış bir görünümdedir. Metalik objelerin rengi kırmızı, mineralli yapıların ise genelde sarı ve turuncudur. Metalik objeleri minerallerden ayıran en önemli özellikleri, alınan verilerde toprakla arasında belirgin bir sayısal fark olmasıdır. Bu sayısal değerleri görebilmek için uygulamanızda bulunan veriler ikonuna basınız. Grafiğin üzerinde ızgara çizgilerle beraber sayısal değerler belirecektir. Grafikte yeşil renkle gösterilen toprakla kırmızı renkle gösterilen metalik objeler arasında en az 15 birim artış olmalıdır. Örneğin toprak seviyesi 200 ise metalik bir obje olması için 215 veya daha yüksek bir değere sahip olmalıdır. Eğer birkaç birimlik bir fark varsa bu veri mineraldir. Toprakla manyetik etkiye sahip nesneler arasında çok fazla bir fark varsa değersiz metal olma olasılığı çok yüksektir. Örneğin toprak seviyesi 180 birim, manyetik nesne 300 birim gibi. Uzun süre toprak altında gömülü olan metalik objeler daha rahat tespit edilebilmektedir. Altın, gümüş gibi değerli metaller ancak yüksek manyetik etkiye sahip metallerle beraber gömülmüşse tespit edilebilir. Boşluk tespiti. Toprak altında yapay olarak oluşturulan tünel, oda, mezar gibi yeraltı boşlukları grafikte mavi renk olarak görülür. Yer altındaki boşluğun içinde herhangi bir şekilde çökme, toprak dolması gibi bir durum söz konusu olduğundaysa, boşluk verisi açık mavi, turkuaz ve açık yeşil tonlarında olacaktır. Belirgin bir şeklinin olması ve aradığınız yapıya uygun, örneğin mezar gibi bir yapı aranıyorsa, grafikteki mavi alanın dikdörtgen veya mezar boyutlarında bir şeklinin olması gerekir. Grafikte mavi görünen verilere boşluk diyebilmek için, grafikte yeşille gösterilen toprakla maviyle gösterilen boşluklar arasında en az 15 sayı düşüş olmalıdır. Örneğin toprak seviyesi 130 ise boşluk verisinin 115 veya daha düşük bir değere sahip olması gerekir. Eğer birkaç birimlik fark varsa bu veri taş gibi nesnelerin oluşturduğu boşluklar ya da yüzeysel toprak farklılıklarıdır. Derinlik hesaplaması. Yapılan ölçümlerde gerçek nesnelerin, metalik objelerin ya da yer altındaki boşlukların derinlikleri hakkında tahmini bilgi sahibi olabilirsiniz. Derinlik ölçümleri, toprak yapısı, objelerin uzun süre toprak altında kalmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Noktasal derinlik bilgisi için öncelikle tarama alanınıza uygun olan toprak türünü seçmelisiniz. Bunun için toprak seçimi seçeneğine dokununuz. Tarama alanınıza uygun toprak türünü seçiniz. Örneğin, taşlık bir yapıya sahip alanda taşlı türünü mineralli olmayan tarla gibi topraklarda hafif mineralli seçeneğini seçebilirsiniz. Toprak türü hakkında herhangi bir bilginiz ya da tahmininiz yoksa, birden farklı seçenekte derinlik bilgisi alıp karşılaştırmanız daha sağlıklı hesaplama yapmanızı sağlar. Genellikle hafif mineralli seçeneğiyle mil seçeneğinde alınan hesaplamanın ortalaması size daha sağlıklı sonuç verecektir. Derinlik verilerini açmak için üst kısımda bulunan derinlik analizi ikonuna basınız. Grafik üzerinde yer alan rakamlar metre cinsindendir. Her nokta için derinlik bilgisini her sinyal karesi içerisinde görebilirsiniz. Eğer ölçümlerinizde manyetik etkiye sahip bir nesne ya da yer altında farklı bir anomali yoksa, uygulamada derinlik bilgisini sıfır ya da çok düşük sayılar olarak göreceksiniz. Örnek grafikte görüldüğü üzere metalik obje üzerinde 1.26 yazmaktadır. Yani metalik objenin derinliği hafif mineralli toprak yapısına göre 1.26 metredir. Derinlik bilgisinde yer alan veriler belirli bir hesaplamayla yapılmaktadır. Bu bilgiler tahmini olarak size fikir vermektedir. Bu derinlik bilgileri kesin ya da bağlayıcı bilgiler değildir. Ayarlar. Uygulama ayarlarını değiştirmek için ayarlar menüsünü kullanmalısınız. Bu bölümde kablosuz bağlantı, uygulamanın mobil cihazınızda kullanması gereken izinleri, lisans bilginizi ve uygulama hakkında bilgileri görebilir ve düzenleyebilirsiniz.